Çin ve Rusya'nın ortak düzenlediği kardan heykel yarışması geçtiğimiz günlerde Çin'in kuzeydoğusunda bulunan Heilongjiang eyaletinin Huma kentinde düzenlendi. İki ülkeden toplam 8 takım yarışmaya katıldı. Yarışma için yoğun bir çalışma içinde kardan dev heykeller hazırlayan sanatçılar birbirinden güzel eserler ortaya çıkardı. Sanatçılar keskilerle karları oyarak eserlerine şekil verdi. Çinli heykeltıraş Li Yinglong yaptığı eserlerin İpek yolunu temsil ettiğini belirtiyor. Kemer ve yol temasını işlemek istedim. İpek yolu Çin'in Xi'an şehrinden başlar. Bunu temsil için toprak savaşçısı figürünü kullandım. İpek yolunun sonu ise Roma'ya uzanır. Bunu bir Romalı savaşçı temsil ediyor. Mermer, refahı, güvercin, barışı simgeliyor. Tüm bunlar kemer ve yolu inşa ederek Çin'in dünyadaki etkisini gösteriyor. Diğer sanat dallarındaki eserlere göre farklı olan kardan heykeller geçici olma nedeniyle sadece fotoğraf ve videolarda yaşayabiliyor.